Yavaş, yavaş, yavaş. Güliz. Ay, tamam. Aa, ne vuruyorsun? Çap, 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 çap. Ne oldu? Niye çağırdınız beni? Ha, öyle kahve içelim, sohbet edelim diye çağırdık seni. Gel istersen uzan. Ya da ben kalkayım, sen uzan. Ha? Sen farkında mısın Sanem? Ha, neler olduğunu farkında mısın Sanem? Can Bey işi bıraktı. Emre Bey bütün toplantıları bir iptal ediyor. Batıyor muyuz, neyiz, ne oluyor ha? Benim kovulma fobimi kaybettim ben. Haberin var mı? Var mı, haberin var mı bundan? Ha, yok. Gez öyle, ne oluyor, ne oluyor? Can Bey gerçekten şirketi bırakıp gider mi? Ya zaten zorla başa geçti babasının ısrarıyla. Adamın fotoğrafçılık kariyeri de bitecek. Yani bence çoktan yurt dışı biletini ayırtmıştır yani benden söylemesi. Yani böyle veda etmeden, bize bir şey söylemeden mi gider? Değil mi? Öyle yapar. Gelir yanağımızdan öper, muh muh diyor öper. Ondan sonra bize iyi dileklerini bildirir, öyle gider. Sanem, senin nasıl bir kafa yapın var? Ha? Senin nasıl bir kafa? Senin kafanda neler dönüyor Sanem? Ha? Öpecekmiş de, bizi gidecekmiş de, veda edecekmiş. Sık şundan. Sık şundan, şuraya sık. CC, Güliz, neredesiniz? Buradayız. Ne yapıyorsunuz burada? Hemen çok acil Can Bey'e ulaşmamız lazım. Derin Hanım, arıyorum, telefonu kapalı yani, nasıl ulaşalım? Evini arayın, arkadaşlarını arayın, gittiği kafe mafe oralara bakın, ne bileyim şu yurt dışındaki sevgilisini arayın. Durum çok fena. Deren Hanım, ne oluyor? Kötü bir şey daha mı? Geldi mi, üst üste mi geliyor? Öyle mi oluyor? Uluslararası Fotoğrafçılar Derneği'nin Türkiye temsilcisi yarın Can'ın ifadesini alacakmış. Sabah 10'da burada oldu oldu, yoksa her şey biter. Bir daha onlar için fotoğraf çekemez. O yüzden durum çok ciddi. Tamam, hadi biz çıkalım o zaman. Pardon. Deren Hanım, eğer izin verirseniz ben Can Bey'i çıkıp arayabilir miyim? Sanem, sen de şimdi işten kaytarmak için bahane arama. Sen nereden bulacaksın Can'ı? Sanem. Tamam. Git bak nereye bakacaksan. Yeter ki Can'ı bulalım. Ben nereden bulacağım bu aykırı? Kimse de cevap vermiyor ki. Tehlikeye mi atıyorum kendimi? Başımı belaya mı sokuyorum acaba? Yemin ediyorum başımı belaya sokasım var. Kendimi tehlikeye atasım var. Temizlik, çamaşır, bulaşık, bunlar beni rahatlatmadı. Ayrıca bu nasıl ev kızım? Her yer toz. Yemin ediyorum o Osman'ı karşıma alacağım. Böyle güzel suratına, gelişine, toz beziyle ağzının üstüne bir tane vursam rahatlayacağım. Ama kaslı da bir çocuk, tırsıttırıyor. Buza, sen burada ne yapıyorsun hala ya? Diyorum ki ben bunun dükkanını yağmalatayım diyorum. 4 tane kediyi salacağım bunun dükkanına. Antrikot, mantrikot parçalasınlar, bitirsinler bütün sermayesini diyorum. Adam tutup dövdürsen mi kız ben bunu, hı? İnternet sitesinde acaba kiralık katil var mıdır? Bu sene kiralık katiller kaçtan gidiyor? Muzo, abimden bahsettiğinin farkında mısın? Ha, değilim. Şu anda idrak ettim. Evet, Osman senin abin. Sen de karar ver kızım. Ya abin ya ben. Abim, Allah Allah. Evet. Hadi sen çık git, bir hava al, bir yürü. Bir kafan dağılsın senin ya. Bak Allah, bir de seninle uğraşmayayım. Burada önemli bir iş yapıyorum. Of, şu anda yemin ediyorum anksiyete başladı bende. Kaygı bozukluğu mu başladı bende? Gideyim boş dükkanıma boş boş bakayım. O dükkanı kasap yapayım diyorum. Karşısına kasap açayım, onu sektör olarak bitireyim. Bitsin. Tamam. Yok, ben bunları yapmayayım. Ben düşündükçe mahalleye zararım dokunacak. Ben mahallenin dışına çıkayım. Ah Osman, temiz yüzlü çıyan seni. Yemin ediyorum temiz yüzlü bir çıyan. Ha, birisi bir şey yazdı. Merhaba. Merhaba. Merhaba diyeyim. Daha havalı. Merhaba. Adın ne mi? Ya kardeşim, bu kadar karanlık iş yapıyoruz. Sana adımızı mı söyleyeceğiz şimdi? Merhaba Ayhan diyor. Ya benim adımı nereden biliyorsun ya? Allah, vallahi başımı belaya soktum. Karanlık bir işe düştüm ben şu an. Alo, kimsiniz? Sesiniz biraz davudi geliyor, anlamıyorum. Hacker mı? Merhaba, siz benim telefonumu nereden buldunuz acaba? Ha? Ha, tabii, doğru. Şimdi benim bütün bilgilerim sizde var, değil mi? Evet.
benim bir işim vardı, evet. O iş, yazdığım gibi o iş için rahatsız etmiştim. Buluşalım olur, buluşabiliriz. He. Yalnız o saatler biraz karanlık saatler değil mi ya? He. Olur, tabii gelirim ben yani yine. Tabii görüşürüz. Ama ne yapıyorum ben ya? Ben ne yapıyorum acaba? Nerede bunlar ya? Telefonu kapalı, yine telefonu kapalı. Ne ormanıymış bu böyle ya? Ayrıca Ayhan neyi çözebilir Allah aşkına? Ne anlar o hacker'dan maker'dan? Ya ne bileyim ben ya? Aa, ben ne bileyim? Yani ben zaten gerginim şu anda, tedirginim. Ben ne yapacağım öyle karanlık tiplerle falan? Ne yapacağım hacker falan? Nasıl şey yapayım ben ya? Bir de bu kostümlerle nasıl gideyim oralara? Ay Cece, sen her gün aynı giyiniyorsun. Evet, benim stilim bu. Ne var? Ben modanın 30 yıl ilerisindeyim, biliyor musun sen? Ha? Ne yapayım, herkes gibi aynı mı giyineyim? Gidiyorum mağazaya, bakıyorum, alamıyorum. Ne yapıyorum? Ben de kendim dikiyorum. Aa, gerçekten mi? Sen mi dikiyorsun kıyafetlerini? Evet, kendim dikiyorum kıyafetlerimi. Bizim memlekette tüm erkekler kendi diker. Allah Allah, neresiymiş o memleket ya? Merak ettim valla. Ne yapacaksın ya? Neresiyse neresi? Dili çok uzadı bunu. Delirdi. Leyla, ne haber? İyi Ayhan. İş çözmeye gelmişsin güya. Evet. CC diye biri varmış burada. Kimmiş, göstersin bana. Şu arkadaş. Selam. Selam. CC Cengiz Özdemir ben. Ha, Ayhan Işık ben de. Ayhan Işık mı? Bıyıkları vereyim istersen. Çok iyi. Bayağı iyi. Bıyıklaşım. Seni götürmeye geldim. Hazır mısın? Götürmeye mi? Ha, hazırım. Hazırım. Aynen. Yasa dışı da bir sürü işe gireceğiz. Öyle hazırım diyorsun da gerçekten hazır mısın? Hazırım. Her şeye de hazırsın herhalde. He. Hadi gidelim. Tamam. Kaçlık biz. Aa, ne oldu şimdi öyle? İlk görüşte aşk. Aa, CC'ye bak. Can Bey. Can Bey. Yavaş, 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 yavaş. Ha Can Bey, sizin ne işiniz var ya burada? Hanım, asıl senin ne işin var burada? Ha doğru, ben sizi arıyordum zaten. Sizinle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. O çok belli zaten, bir şey söylemek istiyorsun ki buralara kadar geldin yani. Herhalde bir şey söylemek istiyorsun. Evet. Evet. yalnız Salim, baştan söyleyeyim de çay yok ya. Bir de ıhlamur yaptım, uyardım sana. Can Bey, ben şu anda ne olsa içerim. Ha, tamam. Sen iyi misin? Üşütmüş gibisin biraz. Hayır. Bu ne bu? Bu ne? Ne yapıyorsun? Neler gördüm bilemezsiniz Can Bey. Kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Üşütmene gerekirse soğukta kakırdarım. Ama o Osman buraya gelecek. O yemin ediyorum temiz yüzü cani, melek yüzü katil buraya gelecek. Aha da geldi. Muzaffer, geldim kardeşim. Hadi in konuşalım. Nereye in aşağı oğlum? Sen gelsene yukarı lan. Yüreğin varsa gelsene billboard'un başına. Haydi buyur. Erkeksem karşı karşıya dövüşelim. Aman, aman.
Sanem nerede lan? Sanem nerede? Oğlum hesabını versene, Sanem nerede? Billboardlara dökmüşsünüz aşkınızı. Reklam yapmışsınız. Gizli saklı yaşamak yerine reklam yapmışsınız. Sanem nerede? Nerede? Bana bunun cevabını ver. Muzaffer, Sanem bugün geç vakte kadar çalışacak. Gelemez buraya. Boşuna bekleme. Hadi in aşağı. Yavrum. Bak, Osman'la Sanem birbirlerini sevmişler. Aralarında nişanlanmışlar. Ya üzülme bak, yapacak bir şey yok. Üzülme hadi yavrum. Gerçekten mi Kıbrancığım? Nişanlanmışlar mı? Birbirlerini mi sevmişler? Ulan oğlum senin Allah belanı versin. Ya, senin ya, Allah belanı versin. Hayır abi biz nişanlı falan değiliz ya. Ya biz kendi aramızda. Ya Osman evladım ya Allah Allah. Zaten bütün mahalle biliyor. Söyle gitsin artık. Ya babacığım doğru söylüyor çocuğum. Öyle bir şey yok. Bize şaka şeysi yaptı. Kendi aramızda oyun oynuyoruz biz. Ya kızım ne demek şaka şeysi? Canım bütün mahalle biliyor. Bunun şaka şeysi mi olurmuş? Sen de söyle gitsin. Adam doğru söylüyor. Dürüst adam. Temiz yüzlü adam. Doğru söylüyor. Şaka şeysi olur mu lan? Bir de Allah aşkına verir misiniz şunu çocuğumun aşağı mı atlamasını istiyorsun? Canına kastediyor çocuğum be. Aysun teyze ya zaten 2 metrelik yer. Düşse de bir şey olmaz merak etme ben tutarım ya. Yavrum hadi in aşağı çocuğum bak anneciğin üzüntü içinde. Hadi yavrum yavaş yavaş hadi yavrum. Hayır inmiyorum. Şu saatten sonra da yemin ediyorum billboardların üstünde yaşıyorum. Reklam panolarının üstünde yaşıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? İnmiyorum. Ayrıca bacaklarım uyuştu. İnemiyorum. Yemin ediyorum şu dizlerden alt tutuştu. Nasıl dizlerden aşağı? Nasıl uyuyorum? Bir şeyler yapın Beyku Bey. Benimden aşağıda. Senin yüzünden o kızın açılık. Hiç kızınla birlikte. Biraz onun çocuğumu dert sahibi yaptınız. Ya, bizim suçumuz ne? Biz ne yaptık ya? Nerede o? Tutakücü. Kameralar yukarıda bakın. Tüm Türkiye duysun. Çirkin ailesini tanıtıyor. İşte birinci çirkin anası. İşte birinci ikincisi babası. Üçüncü kız kardeşi. Ve hepsi bütün bunların şunu. Kızım delirdin mi sabah sabah? Bir sakin olsun, uyandıracaksın kızı. Ya Allah Allah. Hayır bu niye burada uyudu ki? Bir uyanıyorum sabah. Ayağı buramda böyle. Böyle güne mi başlanır? Yani güne bayağı eksi puanla başladım yani. Bana bak. Hadi ben burada uyuyakalmıştım diyelim. O da uyudu. Sen niye uyuyorsun ya burada? Kızı alıp götürsene önce. Yatırsana benim yatağıma falan. Ha? İzleyebilmek için değil mi onu? Bravo ya, gerçekten. Bravo ya abi ya. Gerçekten. 20 yıldır anca izle. Anca izle yani. Bir şey. Neydi bu geçen gün bizim beraber izlediğimiz belgesel var ya. Orada bir tembel hayvan vardı bir tane. Böyle hareket etmiyor. Ve bir hareketi yarım saate falan yapıyor. Emin ediyorum sen ona benziyorsun. Vallahi bak. Neyse. Benim kardeşim bana mesaj attı. Bir kıyafet falan bir şeyler götüreceğim ona. Ben gidiyorum. Sen de şunu uyandır ya. Allah Allah. İşe gitsin sonra ama onu da bizden bilir yani. Ha bir de söyle. Mevkıbe teyzeye falan dikkat etsin. Yakalanmasın. Çünkü bunda tam bir yakalanacak enerjisi var. Vallahi yakalanır bu. Ay evin bir gecede aurası değişmiş. Yemin ediyorum. Benim kütüsü falan yakmam lazım.